Evet mantar dostlarım merhaba. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rahim ve Muhammed kardeşimle birlikte mantar avına geldik. Pırnağın belgisi, deve tabanı, bal kadın, sıralıca, tohumcu gibi birçok yöresel olan mantarımızı arayacağız. Geldik daha bismillah dedik meraya. Bakın neyle karşılaştık. Hadi hep beraber izleyelim. Arkadaşlar daha bismillah dedik ve mantarlarımızı bulduk. Bakın bugün 1-2-3 tane sepetimiz var. Bu sepetler dolacak. Baktığımızda ama dolduracağımıza inanıyoruz. Bakın. Kritosibe geotrapa. Yani bal kadın mantarı. Şöyle. Bakın ortasında ufak bir umbo var. Şişkinlik var. Sap ve lamel kısım bu şekilde birleşiyor. Çok esnek bir sap. Kolay kolay dağılmaz, parçalanmaz. Diğer bal kadınla bu kara bal kadınla bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Ama bu koku var ya Bu koku var ya. İnsanı mest ediyor, mest. Bakın hemen daha bismillah. Hop. Etti 2. Hop. 3. Hop. Bu 3,5 olsun ya. Bu bayağı küçükmüş. Etti 4. Bu da etti 5. Evet arkadaşlar, biz böyle başladık. İnşallah bu 5, 15, 25, 35 olur gider. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bizde durum bu. Bir sepet, yarım sepet diyelim, onu şimdi dolduracağız. Diğer sepetimize bakın, dolu bir şekilde mantarımızın dönüşüne geçtik. Ama mantarlar pek peşimizi bırakmıyor. Şu nasibe bakar mısınız? Şöyle bakın, böyle gidiyor arkadaşlar. Burada 40 tane mantar var. Şimdi Muhammed kardeşim bu mantarları bizim için hazır edecek. Muhammed kardeşimin de Hep Sovim diye kanalı var arkadaşlar. Balıklar, kuşlar üzerine, bir de mantar üzerine. Ona da abone olursanız çok mutlu olurum. O da bizim çok sevdiğimiz, sağ olsun. Bu YouTube konusunda çok yardımcı oldu. Bizi bu seviyeye taşıyan nadir güzel arkadaşlardan biri. Buyur Muhammedciğim. Arkadaşlar öncelikle merhaba. Hepinizi kanalıma beklerim. Kamuran ustam sağ olsun teveccüh gösterdi. Bunları ben hasat edeceğim. Onun bulduğu bir ocak. Beraber bugün birlikte gene bu sene video çekmek nasip oldu. Geçen yıl benim kanalımda video çekmiştik. Şu şekilde yavaş yavaş hasat edelim. İlk mantarımızı bismillahirrahmanirrahim. Şöyle benim kanalıma da beklerim dostlar. Ben de video çekiyorum. Kamuran kardeşim kadar bilgi veremesem de görsel açısından güzel işler yapmaya çalışıyorum. Şu şekilde. Kamuran canımız ciğerimiz her soruya cevap veriyor sağ olsun. Bu mantar konusunda onun sayesinde bayağı bir ilerledim. Benim kanalımda da bayağı videolar olmaya başladı. Mantarlar çok güzel. Kamuran'ı tek geçiyorum bu konuda zaten. yok sağ estağfurullah. Olsun, sağ olsun her zaman ne zaman arasak bilgi de veriyor. Böyle beraber gidelim dedim sağ olsun kırmadı. Biz aynı ilçede oturuyoruz kendisiyle. Sık sık da görüşüyoruz. Şöyle saymıyorum ama zaten bilgi veriyor size kanalında. Mal kadın, bal kadın, cincile, beyaz cincile diyenler de varmış Bursa tarafında. Geçen gün bir arkadaş kurt kulağı, Samsun'dan bir arkadaş evet, yazdı kurt bizim orada. Diyormuş. Kurt kulağı da dedi. Evet yöresel isimleri farklı oluyor. Çok güzel. Ben bunları şimdi yavaş yavaş topladıktan sonra, hasat ettikten sonra Kamuran kardeşime sözü bırakacağım. Sağ olsun bugün bizi konuk etti. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bizim kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Bu şekilde. Bitmiyor maşallah. Çok güzel bir mera yakaladı. İlk defa geliyoruz. O da ilk defa geliyor ama sanki mantarın kokusunu alıyor. Burada mantar vardır dedi. Ve her yer mantar oldu. Yok be. Nasip diyelim ya. Nasibimiz evet, çok şükür. Ne tarafta hacı? Şurada kardeşim bunlar da bu tarafta. Devam edelim. Bu da domuz avcısı Rahim kardeşimiz. Evet. Bu kendisi... adamlar mantarda. Evet. Çok iyi abi. Başka seviye. Yok estağfurullah var ya. Evet Muhammedciğim. Bak. Evet. Buradan devam ediyoruz hacı. Şuradan başlıyor. Fark etmez. Buradan devam etsek de olur. Mantarlar gerçekten güzel. Şöyle göstereyim. Her ne kadar su çekmiş gibi dursa da arkadaşlar mantarlarımız taze. Evet. Hepsinin gideri var. Bu akşam nasipse menüde ebiş de var arkadaşlar. Videonun başında sepet dolacak demişti sepetler. Hakikaten sözün eri bir arkadaş. Dediği kadar geç saatte geldik. Öğlen saatleri geçmişti. Saat 2 gibi geldik. Saat 4.30 ve durumumuz bu arkadaşlar. 3 sepet mantar oldu. Hala da hasat ediyoruz geri dönüş yolunda. Ben de onunla birlikte kısa bir video çektim.
Onu da izlerseniz sevinirim. Orada da hasat ettiğimiz mantarlar var. Oradan da takip edebilirsiniz. Güzel bir örnek de burada var. Hatta iki tane üst üste çıkmışlar. İkiz olma şansı bile var. Hop, tek teklermiş. Şöyle güzel bir mantar. Bir tane de burada. Pirenlerin of, altında. Bak ya. Mis gibi. Biraz parçalandı acı bu ama. Sıkıntı. Temizleriz. Bu kadar mı? Yok yok, daha burada var. Nerede, aşağı doğru mu? Yok yok, şurada. Bak şurada yan gideceğiz. Yan mı gidiyor, göremedim. Yok yok, buradan derenin içinde göremezsin. İstersen sen devam et, ben saplarını keseyim acı. Olur mu? Fark etmez, alıver dedim. 4-5 tane kaldı ya. Bak, kesmeye işi kolay. Rahim de oradan bir taraftan aslında zaten o bir şeyler yapıyordu. Aynen. O saplarını kesiversin. Zaman kaybı olmasın ya. Şu şekilde sana uzatıyorum. Evet arkadaşlar. Dün akşam biri çalı mantarı diye de yazdı. Çalı da olur ha. Çünkü çalı da burada. Civicik i̇şte mantarı çalı, diye biri de yazdı bana ama. Civicik bu, mi? Çivicik. Ha, civicik, onu ben de gördüm. Sıracık, muracık falan da diyorlar. Sıracık. Evet, bana öyle yazmış biri benim. Arkadaşlar sizde hani bu söylediğimiz isimler haricinde farklı bir isim varsa bizle paylaşın yorumlarda. Ben onları etiket kısmına da etiketliyorum. Hem farklı bir yöre ismi de olsun diye. Mesela bize de akvacık derler. Akvacık derler ama bir tek bizim köyde diyor herhalde. Ben başka hiçbir yer duymadım. O yüzden ben de genelde pırnağı merkisi ismini veya bal kadın veya ebişki isimlerini kullanıyorum. En çünkü yaygın isimler o ülkemizde. Ben geyik mantarı da bana yazdım. Ha, geyik mantarı, evet. Geyik sırası, geyik mantarı. Evet. Hadi bu kadar herhalde. Oo, biraz deforme olmuş ama. Yok, burada da var. Var var. Üstüne bile basıyor olabilirsin. Yok, baktım ama. Ha, tamam, sıkıntı yok. Bunu gördüm direkt. Buraya geldim. Onun üst tarafından vardı. Böyle. Bir de altta var Mahmutcuğum. Nerede? Bak şurada altta, yolda var. Rahimciğim ne yaptın ya? Mantar bakmışımız gibi gene kadar. Seviyorum bu işi. Sepetin biz de seni seviyoruz. Bu ne lan, terlemişsin ya. Niye bu kadar terledin sen? Oğlum, size... 1 kilometre yol yürüdün. Ben diyorum bu adamlar üst seviye diyorum. Mahmutcuğum gel burada. Nerede? Ha, altta. Altta, oradan bir sıçramış. Süper bir video olacak inşallah. Tabii tabii, güzel video arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayalım bu arada. Mantar değil mi? Bakın evet, mantar burada, devam. Bu biraz dağılmış gibi duruyor acı. Bırakalım, bırakalım. Doğaya bırakalım. Aynen, o doğanın olsun. Burada görevini tamamlasın. Tamamlamış zaten. Bakın şurada. Bunlar idealleri var. Çünkü seni zorladı kopartırken. Evet, çok zorladı. Evet. Şu kurtlanmış olabilir acı. Tamam, sapı boştur muhtemelen. Bakarız. Ben baktım buralara, başka bir şey göremedim arkadaşlar. Meramız da bu. Meşe, pirem, pırnağı, çalı, hepsi var. Hepsi olduğu için mantar da var. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arayan herkese rast gelsin inşallah. Hoşça kalın. Evet mantar dostları, videonun sonunda izleyeceğiniz görüntü budur. Bu videomda sizlere bu mantarları nasıl bulmuşuz, nerelerde bulmuşuz, nasıl ortamda bulmuşuz hepsini burada izleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.